Amfi. İşte o kadar. Buyurun yerleşsin yerine. Diyor teklif. Ki, teklif mi? Buyurun. Koşu bandı. Koşu bandı. Üzülürüm. Benzo. Benjamin. Benjamin'cim. Kanıtlarla ortaya koymak. Biz patlamak. Ya. Dünya starı. Nedir? Dünya starı. Ne yapacağız? Dünya starı. Durdurdunuz zaten. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Merve Hanım'la kendi aramızda bir analiz yaptık. Tolga Bey'in performansını, ardından Hilal Hanım'ın performansını değerlendirdik. Hilal Hanım'ın sorularını daha zor buldular. Çünkü sonda bir algılayıcı vardı. Ama şu kadarını söyleyeyim. Tolga Bey de mesela istida deyip dilekçeyi sorduğumuz bir soruda hiç harf almadı. Oralarda çok hızlı geçtiği için anlaşılmıyor soruların zorluğu. Onu da bir kenara koymak lazım. Lazım olan daha güzeli. Şu sizin karşınıza çıkacak olan 14 evet, soru. Ne yapmam gerekiyor şimdi? Kaç tane harf alayım? Efendim şu an itibariyle 20 tane harf alabilecek durumdasınız. Tamam. Ama asla ve kat'a bunu önermiyorum size. Çünkü Tolga Bey'in de başına terslik geldi. Tamam. 9000'lerden gerilere düştük. Hilal Hanım da keza aynı şekilde. O da 7500'le kucaklaşmak durumunda kaldı. Şu anda birinci 7800 puanla Tolga Bey. 7900 yeter. Ama daha öncesinde bunu konuşmuştuk sizinle. Nazan Hanım. Üçüncü sıradaki yarışmacının neyi düşünmesi lazım? Dördüncü sıradaki. Nazan Hanım 9000'leri sever. Evet. Bir kere ulaştı bir daha da geri durmaz. O yüzden siz o sevdiğiniz 9700'e doğru. Tamam. Başlıyorum. Tamam başlayalım. Hadi bakalım ilk soru. Hasret kalınan memleket. Sıla. Çok güzel. Bak kadın ismi bile demedim yani. Buyurun gelsin ikincisi. Bedeni kaplayan gözenekli kılıf. File. File mi? Hangi? Deri. Deri mi? Olur mu? Olmaz mı? Olur. Olsun. Ama bir tane daha var. Vardır da şu benim an... Benim derim kurudur diyen birini gördün. Cilt. Nedir efendim? Cilt, cilt. Cilt efendim. Çok çekiyorum. Deri ne diyor Allah aşkına. Buyurun gelsin yenisi. Özen ihtimam. Bu anlamda bir sözcük. Biraz naftalinli ama çıkar gündelik konuşmada kıymet karşımıza. Değil. Özenli. Ne göstermek? Özen... İhtimamı biliyorum. Özenli İhtimam mi? Göstermek, nasıl çalışmak, neli özen. Çalışmak, özenli çalışmak. Özveri. Bir harf alalım mı? Alalım. Aldık bir harf. Almayacaktım. Sesli harfle başlıyor. İti. İti. Şey, dur. Durdum. Son hece kaldı geriye. İtibar değil. İtibar değil. İtima. İtima. İtima da değil. O da mı değil? Çok yakındı ama. Çok uzağa İtiba. Uzağa gittiniz. İtimaya İtina. Çok... İtina. İtina. Evet ya. İtinalı. Tamam. Çiren gidiyor. Hiçbir dert tasa yok. Bir tane harf aldırdı sadece. Ama zorun mu? Belki de yani o harften başkasını da almayacaksınız. Mesela birazcık tarih bilgisi ister. Çok değil. Tamam. Görelim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri yönetmek için bazı gelişmiş ülkelere verilen vekillik. Neydi? Hatta bizde de taraftarları varmış. Sovyet yok. Hani Amerikan şeyine mi girsek? Emperyalizm değil. Boyunduruk da değil. Boyunduruk da değil. Amerikan şeyi. Ben bunu biliyordum. Amerikan... Sömürge de değil. Sömürge de değil. Bir hayvana benziyor. Boğa. Boğa da değil. Şey bu ya. Harf alacağım. Alacak mıyız? Alacağım. Alacağız. Bir hayvana benziyor. Sondan ikinci harfi D. Dur dur şeydi bu. İngiltere çok uyguluyordu bunu. İngiliz nokta noktası. Evet. Manda. Manda. 400 puan. Ben bunu bilemeseydim ağlayayım. Olabilir. Manda'nın kendisini sorduk. Panda diyen çıktı. Bu da şaka değil yani. Buyurun yenisi gelsin lütfen. Boyu 5 metreyi, kilosu 1,5 tonu aşabilen zarafet simgesi. Bu da bir hayvan. Zürafa. İşte o kadar. 6 harflidir, tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim. Ödence periyotlarından taksit. Her biri. Çok güzel Merve Hanım, çok iyi.
Bunlarda bu kadar hızlısınız ya, bu insanüstü bir hız, farkında yok, mısınız? Yok, değil yok, ya. Öyle, öyle. Var sizde bir tane vardı siz okumadan. Buyurun yenisi gelsin. Adını bir filozoftan alan Avrupa Birliği'nin Erasmus öğretim programlarından biridir. Erasmus. Eliniz mi ağrıdı? O kadar hızlı yarışmasaydınız. Ben ne yapabilirim? Şimdi eski bir kelime vereceğim tamam. size. Sonunda neyse ki hoş bir açıklama var. Tamam. Biraz zıpır ama sizi doğru cevaba ilerletebilecek bir açıklama. Dur bakalım o eski kelime neymiş? Eskiden kârî de denen yazar müşterisi. Katip değil. Bakınız mesela o kârî var ya, kıraat da oradan geliyor. Okuyucu. Nedir efendim? Okuyucu. Okuyucudur o. 4200 oldu kasa. Çok güzel geldik buraya kadar. Hali hazırda 9600'de kucaklaşabilecek durumdayız. 8 harfli cevaplar var önümde. Mastarla bitiyor ilki. Şöyle soruluyor. Bir eğlence mekanına yüklüce ödeme yapıp başka kapatmak. Müşteri almamalarını sağlamak orayı... Kapatmak. Kapatmak kesinlikle. Diyecekler ki nereden biliyorsun? Ne diyecekler? Nereden biliyorsun? Filmlerden efendim. Tabii tabii. Hep. Yoksa o para kimde var? Kimde var? Buyurun gelsin yenisi. Müsaademe. Daha güzeli, daha iyi bilineni. Muharebe. Savaş. Hadi Türkçesi. Savaş mı? Savaş değil. Müsaame. Müsaademe. Müsaademeyi boş verin. Muharebe. Harp mi? Yok, savaş harp değil. Muharebe. Savaşın içerisindeki... Karşılık mı? Karşılaşmalara ne diyordu? Çatışma. Çatışma mıydı o? Çatışma değil o ama dur, çok benzer bir şey. Çarpışma. Nedir? Çarpışma. Çarpışmadır. Oh. 4 tane soru kaldı. Bileğinizi kırmazsanız tamam, hayırlısıyla 9000'in üzerinde bir sonuçla bitireceksiniz gibi gözüküyor. Bu bugünün en kolaylarından. Tamam. Vallahi öyle. Sizin bir tane 10 harfli cevabınız var. O da sondan bir önceki sorunun cevabı, bir tek o zor. Tamam. 9 harfliler falan hakikaten hediye gibi şeyler. Bir bakın. Sığır ve davarlardan elde edilen yüksek protein içeren besin, iki kelime. Süt ürünü mü? Süt ürünü mü? Evet doğru ama daha yüksek protein içeriyor bu. Süt ürünlerinden de daha yüksek protein içeriyor. Kolajen. İki kelime. Ha. Bir de kolajen besin midir hocam? Evet besin. Yani. Destek. Destek. Destek takviye gıda. Sığır ve davarlardan elde edilen. Jelatin. İki kelime. Değil mi? Ay, harf istedik harf, bir tane aldım, değil aldım mi biz? Ve de çok daha basit düşüneceğiz evet, değil mi? Tamam. Büyük ve küçük baş hayvanlardan elde edilen, hatta tavşandan da bu elde şey, edilen. Ne bu? İki kelime, iki kelime. Yüksek protein içeren bir besin. Bu soru daha çabuk geçer diye ümit ediyordum. Çünkü vegan evet, küstürür bu soru. Ha şey. Nedir efendim? Yok ızgara. Izgara mı? Izgara değil de bilemedim, ızgaraya yakışan bilemedim bir şey. Hani tavuk var, balık var, onları ayrı tutuyoruz. Kırmızı et. Kırmızı et. 800 var. Ay Allah razı olsun. Buralarda takılmayın. Bunlar kolay olanlar, tekrar tamam, ediyorum. Bir tane 10 harfi var ki o oldukça zor, tekrar ediyorum. M-ma diye bitiyor, mek-mak diye tamam, değil. Onu da ilk kez söylüyorum ve hemen sorunuzu okuyorum. Buyurun. Bir şeyin aynısını kopyalama veya benzerini yapma veya çoğaltma, kopyalamadır. Şimdi birleşik kelime. Tamam. Asırlar önce birleşmiş. Eski tabir. Artık kullanılıyor mu? Hayır. Hadi ya. Evet. Gündelik konuşmada falan çıkmaz karşınıza. Ama belki kulağınıza gelmiştir. İnşallah. Biz birkaç defa konuk ettik bu tabiri. Tamam. Harf aldırdı bir iki defa ama can yakmadı. Hep tamam, doğru cevabı buldu yarışmacı. Tamam. İnşallah onlardan İnşallah birisi olacaksınız. Şu anda 9600 olabilir. Bir iki harf alırsanız da ben üzülmem, siz de üzülmeyin ne olur. Tamam. Buyurun bakalım. Güzel, alımlı, hoşa giden kadın ya da sadece kadın anlamında kullanılan oldukça eski, naftalinli bir tabir bu. Albenili diyesim geliyor. Yosma. Bir harf alalım mı? Alalım. Alalım bir harf. Bir birleşik yok. Bir tane daha alalım mı? Yok, bir düşüneyim. Biraz sanki... Cez... Hayır. Hı. Sanki böyle, ne diyeyim...
erkeği biraz kaba görür gibi bir tabir. Bir harf daha alalım, aldık bir harf daha. 10 saniye var, onu unutmayalım. Bir tane daha mı alıp durdursak? Alalım. En güzeli. Latif. Latif. Cemal Latif mi? Cemal Latif değil. Böyle erkeği biraz eziyor gibi. Latif. Hani siz Nigar Latif diyesin değilsiniz geliyor. Diyor. Latif olan bu taraf diyor. Latif. Erkek kadın diye ayırıyorsa. Cazi Latif olmuyor. Güzel alımlı, hoşa giden. Hani böyle erkek kadın diye ayırdığına göre Latif olan. Cena. Cümle Latif. Hayır. Dur. Cümle değil, erkeği ayırmış. Erkek. Ca. Nokta noktası cali. Var. Bir de kadın. Cali mi? Ne bu ya? Ya zaten erkek kadın dediğiniz nedir? İki ayrı. Cinsi Latif. Cinsiyet demeye kalmadan. Olmadı. Şu kadarını söylemek isterim ki efendim o Latif'i çıkartmış olmanız bile şuradan nasıl muhteşem bir yarışmacı olduğunuzun göstergesi. Fakat şu anda hiç harf almadan son sorunuza cevap verseniz bile 2 saniye evet. Farkla Tolga Bey'in gerisinde kalıyorsunuz. O benim korkulu rüyamda. Gözümü korkutmuştu zaten. Tolga Bey mi? Evet. Tolga Bey rüyalarına girmişsiniz Merve Hanım. Son soru son yani. Cevap. Bir düşünceye... Karşıt görüş mü? İki kelime, iki kelime. Cephe alma. Dur, dur, dur. Cephe, dur. Karşı olma. Karşı olma değil de. Karşı çıkma. Karşı çıkma. Olma. Bir daha görüşelim. Görüşelim. Kesinlikle görüşelim. Tamam. Aileden gelecekler var, gelmez biliyorum. Gelmez onlar ya. Gelmezler. Ben gelirim. Tamam, siz gelin. Tamam. Bekliyoruz. Bir de kocaman alkış istiyorum.